Yediğim milkshake'in kaç kalori olduğunu... Harikasın. Brocum videodaydım şu anda. Adamsın, eksik olma. Dostlarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Kadıköy sokaklarında munchies peşindeyim. Şimdi dev bir milkshake, yani bu milkshake değil bence. Bunun bir ismini koymuşlar milkshake olarak ama bunun ismi çok farklı bir özel bir isim de konulabilirdi aslında ona. Milkshake. Mesela ben kendi kendime bir isim düşüneyim şu anda. Yani ben böyle bir dükkana sahip olsaydım bunun ismini direkt bodyciler için yükleme olabilir. Şeker yüklemesi yapacak bodyciler için yükleme. Yani birazdan göreceksiniz milkshake'in ne kadar büyük olduğunu. Farklı bir şey. Ben de çok merak ediyorum. Denemek istiyorum falan. Şuradan sağa döneceğiz. Kapıdan çıktı. Öbür camdan çıktı. Buradan sağa döneceğiz. Biraz daha ileri gittiğimiz zaman oralarda olması lazım. Merak ediyorum. Kadıköy sokaklarında yürümeyi de özlemişim gerçekten. Çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman olmadı da uzun zaman oldu yani. Ama bu yoğunlukta yaşanmaz gerçekten. Bak, bu yoğunlukta gerçekten yaşanmaz. Ama böyle arada bir yürümeye gelebilirsiniz tabii. Dayı, dayı fena atarlı. Şuradan sola döndüğümüz zaman karşımıza çıkması gerekiyor o dükkan. Ya bugün normalde bana video için çok müsait olmadıklarını, hani yarın falan haberleşip gelsem daha güzel olacağını söylediler. Ama ben başka zaman gelemem yani, gerçekten boş vaktim yok. Bugün arabayı tamir ettirdim. Arabayı tamir ettirmişken, yolun üstündeyken hem bir video patlatayım, hem bir tatlı yiyeyim, hem de işte video çekeyim dedim. Yani nasıl, dükkanda nasıl bir olay beni bekliyor bilmiyorum. Çok yoğun galiba. Bir de birazcık sanırım dahil olmak istediler ama şurası, aynen orası. Dahil olmak istediler videoya ama bugün onları dahil olmasınlar, problem yok. Ben kendi kendime çekerim. Zaten bütün videolarım kendi kendime benim. Bak, böyle bir sokak. Buradan yürürken şurada bir milkshake istiyor musun, milkshake istemiyor musun diye bir yazı. Öyle, direkt. Şimdi ben geldim dükkana, sen bana dedin ki burada konsept var, öyle giremezsin. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. Giremezsin, girme zaten. Ya tamam. Benim saçım başım böyle bu şekilde. Bence çok karizmatik ve yakışıklısın. Yok yani. Ya. Gerçekten öylesin. Şimdi başta burada boy seçimi yapılıyor. Tamam. Boy seçimi yapıldıktan sonra bu vitrinden tadını seçiyorsunuz shake'in. Tamam. 3 boy var. Başta boy, sonra vitrinden tat, dediğim gibi. Küçük boyda bu vitrinden bir tane seçiyorsun. İkinci boy, yani orta boyu seçersen iki seçim hakkı var. Artı üstünde çikolata dolgulu donat geliyor. Instagram'daki bulunan daha devasa boyuttakiler tek kişi için uygun değil. Onlar 2 veya 3 kişinin birlikte tükettiği bir boyuttur. Onun haricinde 120 çeşit var burada. Bu 120 çeşitten tadını kendiniz belirliyorsunuz. Anladım. O kadar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dükkan çok tatlı ama çok hoş. Çok sağ ol. İlk defa geliyorum. Evet. Şimdi tişörtleri satıyor musunuz? Satıyoruz. Ne kadar? 40 TL miydi, 45 TL miydi, öyle bir şey. Orada kullanıyorum. Bu uçağa çalışmanız var. Hem de sizin de çok emelen. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Sipariş mi? Evet, sipariş vereceğim. İlk defa mı geleceksiniz? İlk defa geliyorum. Okey. Şimdi şöyle. Birkan Bey, meyve. Gördüğünüz gibi 3 boy var. Küçük boyu seçerseniz bir ürün seçiyorsunuz. 120 çeşit ürünümüz var. Orta boyu seçerseniz 2 ürün seçiyorsunuz. Seçtiğiniz ürünler blenderda karışıyor. Artırsa donat geliyor. Bunu seçerseniz bu genelde 2-3 kişilik, tek kişilik değil. Yani 3 katlı zaten. Altta donat var, ortada çizdik, üstte İsveç pastası var. Yanlarda gördüğünüz kurabiye, waffle tarzı şeyler var. M&M'lerle kaplı. İlk önce boy seçim yapın isterseniz. Ben orta boy istiyorum. Monster istiyorum. Okey. Şuradan da yazıyor zaten. Crazy, Monster ve diğeri. Aynen öyle. İki ürün seçebilirsiniz. Şundan istiyorum ben. Aynen. Dolapta birlikte gelecek. İki ürün seçebilirsiniz. Burada ürünler var. Anladım. Buradan iki tane ürün seçeceğim. Aynen. Tamam.
O zaman bir tane çikolatalı meyve olsun. Okay. Bir tane de Oreo olsun ya çikolata. M&M ve Oreo olacak değil mi? Evet. Meyveniz ne olacak? Börtlenmiş çilek. Framboz olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. O zaman bir yere oturayım ben. Sonra gelip alayım. Tabii tabii. Sen dışarıda yer var mı? Bakalım. Size ben masayı temizleyeceğim. Tamam olur. Sosunu kramdağda değiştirdim. Biraz yoğun dükkan. Yalnız... Crazy company. Gördüğünüz gibi çok küçük ve çok tatlı. Bakalım ürünlerin tadı nasıl? Göründüğü kadar güzel mi? Görüyorsunuz herkes yarım yarım bırakıyor ama benim yarım bırakmayacağımı beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Çünkü ben badiciyim, bir de seviyorum tatlı. Bayağı severim. Yanında da araba dükkanı var bir tane. Burada da mik aksesuarlar falan yapıyorlar arabayla alakalı. Böyle bir sokak. Zaten Instagram'a direkt The Crazy Company artık company ne dersiniz, onu yazarsanız eğer görürsünüz, adresinizi bulursunuz, yiyecek şeyleri bulursunuz, arkadaşlarınızla gelebilirsiniz, işte fotoğraf falan çekiliyorlar falan. Gelsin bakalım yemek yalnız tatlımız gelsin bakalım nasıl. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, getiriyorum. Böyle bir şey geldi. İnceleyin. Teşekkür ederim. Şimdi bunu nasıl yiyeceğim abi ben? O zaman şöyle kremadan bir kaşık yiyeceğim şöyle ufak bir. Keşke şu üstündeki sosları da çikolatalı seçseymişim. Çok çok yoğun, çok güzel bir çilek ama ben çikolata daha çok seviyorum. Şimdi donut'ı direkt elimle mi yesem, kaşıkla mı yesem? Dur, donut'ımı ben en iyisi elimle şöyle tabağıma koyayım. Bunu nasıl içeceğim? Pipetimi düşürdüm. Neyse. Bakıyorum insanlar. Şunu çıkartayım yani. İnsanlar bakıyorum bardağın buralarını yemiyorlar ama ben yiyeceğim. Ben ısıracağım yani baba. Bir ısırırım şurayı. Ya burası çok tatlı. Çikolata çok çok güzel yani, beğendim. Normal milkshake gibi değil, biliyor musunuz? O basit milkshake'ler gibi değil. Böyle şimdi çok kaliteli, böyle aşırı kaliteli, aşırı diyemiyorum ama böyle bir güzel bir yanı var. Böyle çok ağır değil. Diğer milkshake'ler gibi olmadığı kesin bir kere. O burger'daki falan milkshake'ler gibi değil. Böyle bir tık bir kaliteli var ama ne olduğunu çözemedim. Gerçekten güzel, tatlı yani. Böyle bir deneyebilirim. Bir kere daha deniyorum. İçindeki çikolataların tadını alıyorsunuz bu arada ama
işte şöyle düşün, milkshake'in içinde biraz Oreo ve meyve ve çikolata koyduğumuzsunuz. Direkt bu tadı hayal edin diyemeyeceğim çünkü onun gibi. Tam olarak o değil. Çünkü büyük ihtimal içinde bilmiyorum güzelleştirecek bir şeyler daha olabilir. Bilmiyorum, beğendim ama. Beğendim ama cidden ağzıma güzel geldi. İyi ki de yolumu değiştirmişim, gelmişim. Hem video yapıyorum. Donut'u daha denemedim bu arada. Daha donut'umuz var. Donut da güzel, bayağı taze. Donut güzelmiş. Bir tane daha donut deniyorum sizin için. Ama biraz daha çikolatalı olabilir de. Bakın burada ne var. Tam bir böyle milkshake değil. O seçtiğim çikolataların parçaları gayet parça parça burada içinde yani. Gördüğünüz gibi ben orta boy söyledim. Gayet bir kişiye fazla gelecek bile. Yani ben biraz fazla yiyorum diyorsunuz. Bana bile gayet normal gelecek yani. Yani dişimi dolduracak yani. O boyutta. Bu arada ağzım falan leş ama yiyorum aynı zamanda biliyorsunuz. Bak mesela şu büyük bir boy seçmişler. Bu iki kişilik. İki arkadaş yiyecekler zaten görüyorsunuz. Yiyorlar. Ama ağzımı nasıl sildiğimi görseniz. Bir tane daha donut'un tadına bakıyorum sizin için. Baba parası yiyenler buraya geldiği zaman buralara hiç dokunmazlar. Buralara dokunmazlar ve direkt bunu ve işte donut'ını falan yerler. Ama biliyorsunuz ben tırnaklarımla kendi kendime bütün paralarımı kazandığım için ben bunları yerim baba. 25 lira para vermişim. Bunları da tek tek yerim yani. Hatta bir tane taktik bile buldum. Bunları buradan çıkartma taktiği buldum. Elinizi zaten bulaştırıyorsunuz yani elinizi bulaştırın abi buradaki böyle popi insanlara bakmayın abi bak çatal yani ben direkt daldım anladınız mı? ben direkt daldım ilk bütün beyefendiliğimi bozdum bakın ama şu an iki elimle yapmam lazım buradan böyle kaşıkla kazıdığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi bunun hepsi kaşığa geliyor sonra içine döküp yiyebilirsiniz şaka yapıyorum daha çok uzatmıyordum bu muhabbeti. Daha çok uzatmayacağım bu muhabbeti ama böyle de bir taktik buldum yani. İçine attım, denedim nasıl olacak diye. Yani çok da bir tat gelmiyor, çikolata tabii işte. Bilmiyorum ya. Sanırım benim ağız tadım artık yok yani. Yüzük geçme yarışmalarına hazırlanmaktan harbiden ağız tadım olmadı. Bak bu da aynı baba parası biliyor musunuz? Bu da aynı baba parası muhabbeti. Baba parası kazananlar bunu yapamazlar. İşte
kendi paranızı kazandığın zaman bunu anlarsınız. Şaka yapıyorum bu arada. Bu tamamen önünüzdeki yemeğe saygıdır diyeceğim. Bu nasıl bir saygı? Bu nasıl bir saygı? Görüyorsunuz bütün yemeği dökmüşüm. Şunun bir tane daha tadına bakayım ya. Buz gibi soğuk soğuk. Çıktım. Yedim. Güzeldi, fena değildi ama sonuçta hani bir yani milkshake yani ne kadar güzel olabilir ki? Ama bir milkshake ne kadar güzel olabilirse sanırım o kadar güzel yani. Ya da yeni bir şey deneyene kadar. Güzeldi yani, beğendim. Ama çok fazla böyle bir milkshake seven bir çocuk değilim, anladınız mı? O yüzden yorum yapamıyorum veya çok farklı farklı milkshake'ler denemiş değilim ama tadı güzel yani, ağza güzel geliyor, farklı bir şey ama çok fazla kalori yani, her zaman her zaman olmaz. Ama güzel oldu, güzel oldu. Bir beynime kan gitti yemin ederim. Ne zamandır aklımda waffle vardı. Waffle yerine bunu yapmış oldum işte. Şimdi arabamıza gideceğim. Bu videoyu da bitireceğim bu arada. Bu çok ayaküstü bir video oldu. Zaten siz de fark ettiniz. Ayaküstü bir video oldu. Yani arabam bozuldu. Arabam bozulmadı da biraz böyle aksesuar. Sonra biraz iç tasarımında bir şeyler. Koltukların moltuklarını yenili. Koltuklarının moltuklarını. Yenilettim. Sonra yolumun üstüydü. Uğrayıp bir video yapayım dedim. Güzel oldu. Siz de görmüş oldunuz işte. Videoyu ufaktan kapatıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Vanli Yıldırım açıklama kısmında yazıyor zaten. Yorumlarda da yazıyor. Her yerde yazıyor. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir son bir şey söyleyip videoyu bitirelim. Biraz önce yediğim milkshake'in kaç kalori olduğunu... Harikasın. Brocum videodaydım şu anda. Adamsın, eksik olma. Çıkıyor bazen sokakta böyle takip eden güzel çocuklar. Yalnız o zaman son bir hikayemi anlatayım. Bir tane hikaye anlatayım sonra kapatayım. Bir ara bir tane kızla buluştum. Kız makyaj videoları çekiyor. Ama bayağı popüler yani, şimdi ne yalan söyleyeyim, popülerdi yani, 400 bin falan takipçisi vardı. Sokakta yürürken hep yanına böyle küçük küçük çocuklar geliyor, tamam mı? Sürekli ama. Küçük çocuk geliyor, abla fotoğraf, abla fotoğraf, abla sevgilim mi, abla erkek arkadaşım mı, abla fotoğraf. Boş boş sorular, boş boş insanlar. Çoluk çocuk, böyle peşinde, anladın mı, çoluk çocuk yani. Boş boş bir popülerlik. Bak ben sokakta bir geziyorum, az önce geçen çocuğu gördünüz mü? Samimiyeti gördünüz mü? Kardeşim takipteyim diyor, Allah'a emanet diyor. Bir şeyler falan filan diyor. İşte o kızla buluştuğumda da. Aman sakin ol, sakin ol şampiyon. O kızla buluştuğumda da onun yanına hep küçük küçük insanlar geliyor. Abla bilmem ne, abla bilmem ne. Şu makyaj malzemesi, bu makyaj malzemesi. Erkek arkadaşın mı, sevgilimi yaptın, niye kimseye duyurmuyorsun falan. Benim yanıma gelen çocuklar mermi gibi çocuklar. Mesela onun yanına gelip soruyorlar işte makyaj malzemesi bilmem ne, abla işte yok şu arkadaşınla sorun yaşamıştın ne oldu falan diye sorular. Benim yanıma çocuklar geliyor, bir başlıyorlar mesela önce bir kere terbiyeli çocuklar düzgünce geliyorlar, tamam mı, selam veriyorlar, aleyküm selam, el ele tut, yani elimi sıkıyor. Zaten gelişinden belli, anladın mı, kültürlü bir çocuk olduğunu. Geliyor direkt güzel bir soru yapıştırıyor bana, anatomiyle alakalı, antrenmanla alakalı, beslenmeyle alakalı, aklına takılan bir şeyle alakalı. Bana güzel bir soru soruyorlar. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bizim çocuklar, yani siz, bu videoyu izleyen o vücut geliştirme tayfa var ya, vücut geliştirme ve sporcu tayfa, sizi harbiden seviyorum. Güzel insanlarsınız. Yani özellikle benim yüz yüze geldiğim bir kötü kişiye bile denk gelmedim. Gerçekten bak, bir tane bile kötü birisine denk gelmedim. Hep bir şeyler öğrenmek isteyen, soru yağmuruna tutan
harika insanlar. Bir de böyle iki soru soruyor mesela, sonrasında diyor ki abi seni çok fazla rahatsız etmeyeyim. Ya bunlar da çok güzel. Ya kısacası sizi seviyorum dostlarım. Gerçekten kaliteli çocuklarsınız. Böyle devam. Mesela bir üzülük çocuk da. Dedim videodayım, kesin düşünmüştür yani, beni rahatsız etmek istememiştir. Yoksa her seferinde gelip fotoğraf falan çekiliyorlar. Ben de her zaman çektiriyorum. Hatta diyorum ki eğer beğenmediysen tekrar çekelim, hiç problem değil. Bu arada geldim arabamın yanına. Yani şunu demek istiyorum. Sizi seviyorum. Kaliteli çocuklarsınız. Boş video izleyen çocuklar değilsiniz. Her zaman öğrenmeye ve bilgiye açık insanlarsınız. Sizi seviyorum. Teşekkür ediyorum bu videomu izlediğiniz için de. Güzel, öyle bir eğlenceli bir video oldu. Gördünüz işte, bir şeyler yedik, takıldık falan. Şimdi saat 3. Saat 6'da, yani 3 saat sonra dövüş antrenmanım var. Bu tatlıdan önce kahvaltıda kırmızı et yedim. Ondan sonra öğlen bir arkadaşım kahvaltı salonunda çalışıyor. Beni çalıştı, beni davet etti. Onun yanına gittim, onun yanında biraz yumurta yedim. Kahvaltılıklar falan var çünkü. Yumurta yedim, sonra bu tatlıyı yedim. Bu tatlıdan antrenmana kadar da bol bol yeşillikle su içeceğim. Ki o tatlı birazcık gitsin, vücudum bir kendisine gelsin. Biraz elimde yani gerçekten salatalıkla gezeceğim. Bol bol da su içeceğim. Kendimi antrenmana hazırlayacağım. Sonrasında yatış. Yani neler yapacağımı da söylüyorum. Mesela tatlı yedim, antrenmana gideceğim 3 saat sonra. 3 saat öncesinde yemişim tatlıyı. Burada almanız gereken inciler bunlar. Tatlıyı antrenmanımdan 3 saat önce yemişim. Şimdi bol bol su içeceğim. Suyumu zaten hazırlamışım. Orada soğuk soğuk suyum var, 2 tane, 1,5 litre. Yeşilliğimi hazırlamışım arkada. Salatalıklarım var, maydanozum var. Onları yiyeceğim 3 saat boyunca. Trafikteyim zaten, yerim, takılırım. Bir de vücudum temizler. Sonra dövüş antrenmanı yapacağım. Dikkat edin bunlara. Bunlar ince taktiklerdir ama çok değerli taktiklerdir. Öyle tatlı yediğiniz zaman sadece antrenmanla gideceğinizi düşünmeyin. Aynı zamanda kendinizi antrenmana hazırlayın. Şu karşıda bir tane meyveci, sebzeci var. Giderken oradan almıştım yeşilliklerimi. Öpüyorum sizi artık. İyi bakın kendinize. Vanne kaçar. Vanne şimdi Kadıköy'den Beylikdüzü'ne.